Selamünaleyküm. Değerli arkadaşlar, kıymetli takipçilerim. Allah Azze ve Celle'nin mübarek kitabı Kur'an-ı Kerim hayata nimet, ömre şifa, sadra ise devadır. Yani yüreğe devadır. Akılda oluşan bütün suallere cevap verir. Hayat içerisinde karşılaşılan bütün problemlerin çözümünü ortaya koyar. Ruhun derinliklerinde bulunan bütün açlığın kapatılmasının yolunu açar. Yeter ki insan onu sakin bir zihinle, berrak bir akılla, hani Kur'an'ın ifadesiyle illa men etallaha bi kalbin selim, selim bir kalp ile gelirse hakikati daha iyi özümseyebilir. Gündelik hayatta bile öyle. Yani siz kitabı asfaltın yanındaki bir bankta otururken okuduğunuzdaki algı seviyeniz ile şöyle bir yeşilliğin içerisindeki yapmış olduğunuz okumada aynı almazsınız. Bir tanesinde Allah'ın kainata dizmiş olduğu imzalar, her biri bir ayet. يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı anar, onu zikreder. Şu kuşların ötüşünden, suların akışına, bunların içerisinde kendini serpiştirmiş otlardan, buradaki her bir ayet ile farklı okursunuz, farklı okuruz. Aynı metni yolun kenarında araçların akıp gittiği yerde okumaya kalktığımızda ise orada bize sadece egzoz dumanları, korna sesleri, araçların asfaltta oluşturduğu gürültüler odaklanmamızın önüne geçer. O yüzden en kaliteli kolej eğitimlerinin bile ağaçlarla, ormanla ya da sükunetle olduğunu görürsünüz. Bazı medreselerin, hatta Bursa Ulu Cami gibi bazı mahallelerin ortasında böyle çeşmeler olur. Böylece sükuneti odakla beraber hemhal eder. Kainatın kitabı Kur'an-ı Kerim de öyle. Sükuneti hasıl olacak bir yerde okuduğunuz zaman, mesela bir mescide, bir camiye geldiniz. O caminin içerisinde okuyorsanız, o zaman yüreğinize tek tek nakış nakış işlediğini görürsünüz. Ama sarayın ortasında olsanız, mukabeleyi dinleseniz size ne kadar dokunabilir? Bunun gibi aynı bağlamda Kur'an-ı Kerim'deki 6236 ayetin hepsi sanki bir fıkhın, bir ilmihalin, bir şer'i hukukun mutlak anlamda anayasası gibi karşımıza koyuyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim adaleti şeriatın, dinin özüne yerleştirir. Bunun sıfatsal kavramına odaklanır, isimsel kavramlarına takılmaz. Asıl olan sıfattır, yani işin icraatidir, pratiğidir. Eğer bu icraatte, pratikte arzu edilen maksat hasıl olmuşsa, isminin taş olması, elmas olması fark etmez. Çünkü şeriat, İslam, Kur'an, din, peygamberlerin anlatmış olduğu mesaj yola odaklanır. Ve yolda asıl olan ise dinin ihya etmeye çalıştığı hakikatlerdir. Mesela biz buna makasıd-ı şeria deriz. Yani şeriatın, yani dinin istilahi anlamı odur. Yani şeriat, peygamberlerin uyduğu yol ve anlattığıdır. Makasıd-ı şeriat dediğimiz ise peygamberlerin İslam'ı anlatırken ortaya koyduğu dinin temelini barındıran 5 temel gerekçe. Dinin, aklın, malın, canın ve neslin korunması. Yani bütün emir ve nehiler bu hikmetler üzerine inşa edilir. Çünkü yaratılışın özünü bu oluşturur. Bunun içerisinde Allah Azze ve Celle'nin kitabında 500 kadar ayet bu menşeyi ortaya koyarken geri kalanları sadece ve yalnızca imanı inşa etmeye, peygamberlerin örnekliği üzerinden hayatı ihya etmeye, geçici dünya hayatının sonunda sonsuz ahireti kazanabilecek perspektifi, portreyi, yolu oluşturmaya mesaj verir. Onların bazıları özdür. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh'ın bir rivayeti bize aktarılır. O demiştir ki, Kur'an-ı Kerim'in özü Fatiha'dır. Fatiha'nın özü de Besmele'dir. Sübhanallah. Çok ilginç. Kur'an-ı Kerim'in özü Fatiha'dır. Fatiha'nın özü ise Besmele'dir. İki ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Yani Allah Azze ve Celle dünyada kafir mümin ayırt etmeden herkese adil olarak rızık verir, imkan verir, fırsat verir, yaşam hakkı verir, iradede sonsuzluk, sınırsızlık verir. Ama rahim olarak da ancak kendi davetine icabet edenleri ahirette kuşatır, şefkatine gark eder, merhametine katar. Besmele'deki rahmeti, hayatın amacını, dinin maksadını anladığımız zaman
karşımıza peki bunun imanının üzerine inşa ettiğimizde ne yapmamız gerektiği sorusu ortaya çıkar. Onu da İmam-ı Şafii Rahimahullah'a atfedilen meşhur sahabe-i kiram birbiriyle buluştuğunda ayrılmadan önce mutlaka Asr suresini okurlarmış rivayetidir. Besmele ile şefkat ve merhamet üzerine imanını inşa eden bir kimse Asr suresiyle de yolunu inşa eder. Nedir o? Vel asr. İkindi vaktine, zamana yemin olsun ki insanlık hüsrandadır, zarardadır, ziyandadır. Bütün insanlar. Ancak herkes zarardaysa mutlaka bunun bir kurtuluş olması lazım. Kimdir bunlar? İllellezine amenu. Ancak o besmeledeki iman gibi gerçek anlamda iman edenler ve imana bağlı olarak salih amel işleyenler müstesna. Peki salih amel nedir? Salih amelden kastedilen sadece namaz ise, sadece oruç ise, sadece hac ise neden ve tevasav bil hakki ve tevasav bil sabr denilmiştir. Yani sabrı yaşayıp yaşatanlar, öğrenip öğretenler, hakkı öğrenip öğretenler. Namaz bize sabrı öğretir çünkü namaz içerisinde sabırlı oluruz. Namazı bozacak hareketlerde bulunmayız. Aynı zamanda fiili bir tebliğdir. Duruşumuzda da hakkı tavsiye etmiş oluruz. Ama bu bizim için bir prototiptir. Hayatımızın içinde nasıl yaşanılacağını anlatır. Yol yormaz ama hava yorar. İnsanı da icraat yormaz. Zan yorar. Halbuki ve ma yettebi'une illa zanne. İnne zanne la yugni minel hakkı şey'e. İnsanların çoğu zannetmeye uyarlar. Halbuki zannın Allah katında hiçbir anlamı yoktur. Öyleyse meşhur bir ifadedir. Kurtuluş Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetidir. O da Hazreti Nuh'un gemisi gibidir. Öyleyse biz de İslam gemisine, İslam binasına girelim ki kurtuluşa erelim.